Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersimizde konumuz toplama işlemi. Gelin şimdi toplama işleminin tanımına bakalım. Aynı türden nesneleri veya varlıkları bir araya getirmek toplama işlemidir. Gelin örneklere bakalım hep birlikte. Evet, bir elma, bir elma daha, iki elma eder çocuklar. Bir köpek, bir köpek daha, iki köpek eder. Bir artı bir eşittir ikidir çocuklar. Görselde köpeklerin sayısının arttığını görüyor musunuz? Evet, farklı bir örneğe geçelim. İki karınca, bir karınca daha, üç karınca eder. İki artı bir eşittir üç. Evet, şimdi çocuklar bir toplama işlemini oluşturan ögelere bakalım. 2 ile 5'i alt alta toplamışız. Burada 2 toplanan, 5 toplanan sonuç yani 7 toplamdır çocuklar. Şurada gördüğünüz çizgi ise işlem çizgisidir ve artı işareti de toplama işleminin sembolüdür arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Yani bir toplama işlemini oluşturan ögeler toplanan ve toplamdır. Evet, örnekte bakalım bu ögelere. Toplanan, toplanan ve toplam. 4 elma, 2 elma daha, 6 elma eder. Buradaki 4 ve 2 toplanan, 6 elma ise toplam oluyor çocuklar. 4 artı 2 eşittir 6. Bir toplama işlemindeki en büyük sayı toplamdır çocuklar. Evet bakalım. 4 ile 4'ü toplamışız. 4, 4 daha 8 eder. Buradaki 4'ler toplanan ve en büyük sonuca sahip toplam 8'dir. Aşağıdaki toplama işlemini alt alta gösterelim. 2 keman, 2 keman daha, 4 keman eder. 2, 2 daha, 4 eder çocuklar. Toplama işleminde acaba sıfırın etkisi nedir? Toplama işleminde sıfırın etkisi yoktur. Örneklere bakalım hemen. 4 artı 0 eşittir 4. 6 artı 0 eşittir 6. 5 artı 0 eşittir 5. 3 artı 0 eşittir 3. Evet, bir sayının 0 ile toplamı sayının kendisine eşittir. Çocuklar, 0 toplama işleminde etkisiz sayıdır. 0 toplama işleminde etkisiz elemandır. Peki toplamları 10 ve 20 olan sayılar acaba hangileridir? Haydi gelin hep birlikte öğrenelim. 10 artı 0 eşittir 10. 9 artı 1 eşittir 10. 8 artı 2 eşittir 10. 7 artı 3 eşittir 10. 6 artı 4 eşittir 10. 5 artı 5 eşittir 10. 4 artı 6 eşittir 10. 3 artı 7 eşittir 10. 2 artı 8 eşittir 10. 1 artı 9 eşittir 10. 0 artı 10 eşittir 10. Peki çocuklar, burada bir şey fark ettiniz mi? Gördüğünüz toplama işlemlerinde toplananlar farklı olsa da hepsinin toplamları 10'dur. Evet, şimdi toplamları 20 olan sayılara gelin bakalım. Sıfırla 20'yi toplarsak 20 eder. 1 ile 19'un toplamı 20'dir. 2 ile 18'in toplamı 20'dir. 3 ile 17'nin toplamı 20'dir. 4 ile 16'nın toplamı 20'dir. 5 ile 15'in toplamı 20'dir. 6 ile 14'ün toplamı 20'dir. 7 ile 13'ün toplamı 20'dir. 8 ile 12'nin toplamı 20'dir.
9 ile 11'in toplamı 20'dir. 10 ile 10'un toplamı 20'dir. Evet çocuklar, az önce gördüğünüz gibi burada da toplananların yeri değişse de yine sonucumuz 20 olacaktı ve sonuç değişmeyecekti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.